İyi akşamlar arkadaşlar. 13 Mayıs saat 7. Dolar analizi videoma hoş geldiniz. Şimdi dünkü videomu izleyenler bilir arkadaşlar. Dolar 3 aylık trendi kırdı diye. Hatta öncesi gün de dolar 3 aylık trendi kırılacak mı diye video yapmıştım. İsterseniz 11 Mayıs ve 12 Mayıs analizlerimi izlerseniz bugün için daha faydalı olur size için. Şimdi günlük bazda baktığımızda arkadaşlar Twitter sayfamda da yazmıştım. Bugün için 7.05 civarlarının önemli olduğunu. Onun altında kaldıkça aşağıda kalacağımız manasına geldiğini, yükseliş için bu değerin üstünde kapanış yapmamız gerekiyor ki en azından bir toparlanma gelsin. 7.15'ten sat sinyali verdiğimiz hatta 7.26 tepesinde gördüğümüz noktadan 1, 2, 3, 4, 5 mumdur arkadaşlar düşüşte. Dolayısıyla pek görülmeyen bir durum. Dikkat ettiyseniz uzun zamandır olmamış bir durum aslında. Yani burada büyük ihtimal ya alıcılar kar satışına geçti ya da Merkez Bankası müdahale ediyor diye düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer göstergelere baktığımızda kısa vadeli ve uzun vadeli RSI yerlerde şu an bir geri dönüş sinyali bekliyor ama henüz bir alıcı gelmediği için bunlar yukarı doğru dönemedi. RSI'ye baktığımızda dün 55 seviyesine gelebilir diye konuşmuştuk. Şu an hala aşağı doğru hareket devam ediyor ve nerede duracağı belli değil. İlk destek noktası 55'ler, 56'lar, 57'ler gözüküyor. Dolayısıyla bir miktar daha aşağı gitmemiz söz konusu olabilir. Neresi olabilir derseniz arkadaşlar. 6.94 ilk desteğimiz. Onun altında 6.92 var. Onun da altında çok ciddi bir destek olacak. 6.80 var diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu durumda yukarı doğru bir hareketin gelmesi söz konusu olabilir yarın için. Neden derseniz hem 1, 2, 3, 4, 5 mumdur. Hiçbir yükseliş göstermedi. 2 mumdur da dikkat ettiyseniz 6.96, 6.97'lerin bir dip yapma çalışması. Şöyle göstereyim arkadaşlar fırçayla. Eğer yarın da bu seviyenin altında çok gelemezse yani 6.96, 6.97'lerde gezerse şöyle bir tepki yükselişi olacaktır arkadaşlar. Burası da neresi olur derseniz 7.04, 7.05'lere kadar teknik bunu söyler arkadaşlar. Eğer buralar altına geçilmezse yukarı doğru en azından ağırlıklı ortalamalara doğru bir tepki yükselişi olacaktır. Yani 7.05 artık dönüş mü olur? Tekrar yukarı doğru gidiş mi olur? Yoksa son satım fırsatı mı olur? Buradan tekrar aşağı doğru 6.80'lere mi gider? Onu bilemiyoruz arkadaşlar. Orası en azından 7.05'e geldiğinde göstergelere bakıp, sinyallere bakıp ona göre değerlendirebiliriz. Yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle bunları paylaşacağım zamanı gelince. Göstergeler dediğim gibi bu durumda. MACD'de bacaklarını ayırmış aşağı doğru gidiyor. Bir kar pardon tepki alışlı gelmesi muhtemel gözüküyor ama ancak şu an herhangi bir sinyal gözükmüyor günlük bazda. 5 saatliğe bakalım arkadaşlar. 5 saatlikte de evet kritik seviye 7 seviyesi gözüküyor. 7 seviyesinin üstüne çıkılmadıkça 7.05'in söz konusu olmayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca çok uzun zamandır sürekli kırmızı mum yakmış arkadaşlar. Kırmızı ortalamamın da altında kalmakta devam ediyor. Kırmızı nokta pivot noktası. En azından 7 seviyesine çıkmak için onun üstüne çıkması gerekiyor. Şu an için 6.98'lerden geçiyor. Dikkat ettiysen şu an 6.98, 6.97 arasında geziyor ve kararsız bir durumda kalmakta. Göstergelere baktığımızda uzun vadeli RSI dün de öyleydi. Yerlerde geziyor ama hiç yukarı kalkacak hali yok açıkçası. RSI 39 seviyelerinde kabaca daha önce ne demiştik arkadaşlar? 30 seviyelerinden, 35 seviyelerinden tepki geliyor genelde diye. Şu an 37'lerde, 35-33 civarlarından bir tepki gelmesi muhtemel ama kısa vadeli RSI'ye baktığımda onun da aşağı doğru bel verdiğini görüyoruz. Eğer yarın bir toparlanma olmazsa biraz daha aşağı gideceği gözüküyor. 5 saatlikte de arkadaşlar şu dip oluşumu, şöyle bir taban oluşumu burada da gözüküyor. Dolayısıyla yarın için 6.96'nın altında mı kalacağız, üstünde mi kalacağız diye takip edebilirsiniz. 6.96'yı dip yaparsak yukarı doğru 7'ler mutlaka denenecektir diye düşünüyorum. Ancak 6.96'nın altında bir sarkma olursa hızla 6.92'ye, 6.94'e sonra 6.92'ye eğer onun altında da hareket devam ederse ancak oralarda göstergeler bayağı aşağı inecektir. Oradan tepki gelmesi muhtemel. Bu durumda 6.99'a 7'lere doğru bir hareket olabilir. Eğer onda da altında kapanış olursa, özellikle 6.96'ın altı kapanış olursa 6.80'lere doğru bir hareket olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Durum bu arkadaşlar, vaziyet bu.
Halen verdiğimiz sinyal tablosunu isterseniz şöyle bir hatırlayalım. Dolarda verdiğimiz sinyal tablosunu işliyorum arkadaşlar. Ben yatırım tavsiyesi olmadan 7.15'ten sat sinyali gelmişti teknik olarak dediğim gibi. Şu an için herhangi bir yukarı bir sinyal gözükmüyor. 7.15'ten 6.95'lere geldik. Yaklaşık 20 kuruşluk bir kazancımız var. Zarardan kurtulmuş durumdayız. 6.98'den al sinyali gelmişti. 7.15'ten sat sinyali gelmişti. Bakalım bir dahaki al seviyesi nereden gelecek? Tekrar değerlendireceğiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.